Merhabalar. Öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben Deniz Sağdıç, sürdürülebilir sanat yapıyorum. Öncelikle sürdürülebilir sanatın ne demek olduğunu anlatmam gerekiyor diye düşünüyorum. Sürdürülebilir sanat benim için iki tanıma sahip. Birincisi nesnelerin sürdürülebilirliği, doğa dostu fikirlere ilham vermesi, çevreci yaklaşımları benimsemesi, bir farkındalık yaratması ve her türlü nesnenin aslında birer ham madde olduğunu ve bu doğru kullanılırsa sanat eseri bile yapılabileceğini gösterebileceğim bir dil. Öncelikle bu sürdürülebilir sanatın nesnel yönüydü. Diğer yönü ise sürdürülebilir sanatın sanat yönü. Buradaki mesele ise biliyorsunuz ki insanlığın varoluşundan beri sanat insanın kendini ifade etme biçimiydi. Yalnız son 100 yılda biz bunu biraz unuttuk, müzelere ve galerilere hapsettik. Biraz elitist bir tavırla kavramsal ifadeler kullanarak iyice anlaşılmaz hale getirdik. Ve bu noktada ben sürdürülebilir sanatı yeniden tanımlamak istedim. Sanatın sürdürülebilirliği noktasına parmak basmak istedim. Ve yapmaya çalıştığım şey her türlü gündelik nesneyle sizin temas ettiğiniz nesneleri kullanarak gündelik karşılaşma noktalarında sanat eserlerini sergilemeye başladım. Böylelikle hikaye şu. Siz havalimanında olabilirsiniz, hastanede olabilirsiniz, metroda olabilirsiniz, AVM'de olabilirsiniz. Anlık her an karşılaşabileceğiniz noktalarda size sanat eserleri sunarak sanatla tekrar yeniden tanışmanızı sağlayacağım bir hikaye yaratmaya çalıştım. Az önce arkadaşlarımız çok güzel betimlediler. Benim için işte sürdürülebilir sanat tanımını ortaya koyan ilk sanatçı olarak söylüyorlar. 20'den fazla insan üretimi olan her türlü nesneyi sanat eserine çevirmek gibi bir iddiam var. 2010'lu yıllarda özellikle tüketim çılgınlığının had safhaya ulaştığı, her tarafta çöp poşetlerin olduğu, hiç durmadan aldığımız 2 tişört, 5 tişört olmadı, 2 pantolon, daha fazla kıyafet, kozmetik ürünlerin tüketimi, kartonlar, alüminyumlar, içecekler, çılgınca bir tüketim söz konusuydu ve bu noktada ben artık bir sanatçı olarak bundan rahatsız olmaya başladım. Yine bildiğim tek bir dil var, sanat. Sanatla bunun nasıl fark ettirebilirim diye yola çıktım. Öncelikle bireyin kendisini düzeltmesi gerektiğini düşündüm. Evet, bir sanatçı olarak bu kadar fazla tüketim, bu kadar fazla üretim ve bunun aslında doğaya ne kadar zarar verdiği konusunda öncelikle kendimi düzeltmeliyim diye düşündüm. Ve kendi dolabımdan hikayeme başladım. Kıyafetlerim, eski kıyafetlerimden eserler yapmaya başladım. Dolabımı açtım, aslında diğer tüketiciler gibi %80 oranında giyilmeyen kıyafetler, %20'sini giyiyorum ve diğerlerini hep bir gün giyerim diye kenarlara koyuyorum. Yazın, kışın oluyor, kıyafetleri ayrıştırmaya başlıyorum ama çöpün kenarına değil, böyle içine değil, kenarına koyuyorum ki insanlar hala kullansın diye. Bu noktada öncelikle kendimi düzeltmeye başlayarak hikayeye başladım. Yaklaşık 2 yıl boyunca atölyeme kapandım ve sadece tekstil atıklarından eserler yapmaya başladım. Ama bu çalışma prensibi böyle bildiğiniz anlamda bir çalışma prensibi değildi. Yani sabah saat 7'de disiplinli bir şekilde kalkıp öğlene kadar hiç durmadan çalışıp arada ufak molalar ve gece saat 3'lere kadar ve 40 gün kadar hiç atölyeden dışarı çıkmadan çalışarak bir fiil eserler ürettim. Buradaki iddiam şöyleydi. Evet, bir kıyafet var. Bu kıyafet denim kot pantolonları, örnek veriyorum. Evet, elimde kot pantolonları var. 8-10 tane kot pantolonu ve baktığım zaman komşular etrafıma, herkeste bir kot pantolon deryası var. Ve bunlardan eser yapacağım. Ama iddiam şu, 0 atık, hiçbir şey kalmayana kadar, hiçbir parça kalmayana kadar eserler yapmak. Yukarıdan eserlerimi yapmaya başladım. İşte bel kemerlerinde düğmeler var. Tamam, düğmeleri kullanalım. Bel kemerlerini kullanalım pantolonun. Onu da kullandık. Arkada etiketler var. Etiketleri de kullanabiliriz. Onu da kullandım. Arkada ceplerimiz var. Ön tarafta küçük cepler var. Onları da kullanalım. Sonra baktım, paça kenarları incecik, çizgi gibi, ip gibi. O zaman onları da kullanalım. Arkasından ön, arka kısımları, taşlanmış yerleri de kaldım. O zaman onlara da yine eser yapalım şeklinde hikayem başladı. Aslında burada beslendiğim nokta yine baktığınız zaman bu eserlerin hepsi kolaj mantığıyla yapılmış eserler. Ve hemen kendi coğrafyama, Anadolu coğrafyasına döndüm. Nedir? Mozaik kültürümüz var. Nedir? Yorganlama tekniği. Gittim yorgancıda bu yorganlama tekniğiyle nasıl yorgan yaptığını öğrendim. Ve bunu dikerek, teker teker birbirlerine birleştirerek eseri oluşturdum. Arada kendi özümüze dönüp, kendi Anadolu coğrafyasındaki hikayemizden beslenip bunu sürdürülebilirlikle nasıl bağlarım diye araştırmalar yaptım. Arkasından pantolonlar bitti. Evet, şimdi dedim ki yaklaşık 30 tane kadar farklı teknikte eser yapmışım. Ve biraz araştırma yaptım. Baktım dünya üzerinde hala bu teknikleri yapan kimse yok. Şimdi sanatın ikinci sorunu ortaya çıktı. Bu sorun ne? Evet, siz istediğiniz kadar üretin. Siz deyin ki bunlar her biri ham madde olabilir diyebilirsiniz. Bunları söyleyebilirsiniz. Ama bunları gösteremedikten sonra aslında yok. Bu durumda şunu yapmaya karar verdim. Açtım interneti. Sanat mekanlarının yerini değiştirmek lazım. Sürdürülebilir bir hale getirmek lazım. Kalabalıkların olduğu yerlere gitmek lazım. İnsanlar bu tempo içerisinde sanata zaman ayıramıyorlar. Onları suçlamaktan vazgeçip kalabalıkların olduğu her yerde sanat eserlerini sergilemem lazım. Biraz interneti açtım, araştırdım ve bir baktım. Tekstil fuarları var ve fuarlara nereden baksanız 20.000 ile 80.000 izleyici kitlesi bir anda geliyor 2 gün içerisinde. 15 yıllık sanat hayatım boyunca o kadar izleyici kitlesi elde etmemişim. Neden? Çünkü müzelerdeyim, galerilerdeyim, beyaz kapalı kutular içerisindeyim ve birileri görsün ve düşüncemi anlasın ve ilham olsun diye bekliyorum. Sonra araştırmalarımı yapınca baktım ki tekstil fuarlarım, otomotiv fuarları, elektronik fuarları, hangi fuarlar varsa firmalara, üreticilere gittim. Dedim ki siz klasik anlamda sergilemeler yapıyorsunuz, kartelalar kullanıyorsunuz ve farklı bir olay yok burada. Ben sizin için sizin fuar alanlarınızı galeri ortamına çevireceğim. Zaten sizin bütün ürünleriniz bu eserlerin üzerinde ve ayrıca size bir cazibe alanı yaratırken bir yandan da bunların nelere dönüştüğü, ham madde olduğunda ne şekilde kullanıldığını ve bu doğru kullanılırsa nelere evrilebileceğini gösterebileceğimiz bir hikaye size dedim. Tabii yaklaşık bir 3 yıl boyunca ikna etme sürecim oldu. O firmaya gidiyorum, öbürüne gidiyorum. Nasıl, bunlar boyayla yapılmamış mı, bizim malzemeler mi? Hani şaşkınlıklar falan. Neyse, sonuçta kabul ettirdim ve yolculuğum başladı. Dünyada ilk önce tabii işte New York'ta, arkasından Hollanda, arkasından Londra, Paris, Hong Kong, Japonya gibi birçok fuarlara giderek sanat mekanları yarattım ve orada sergiler açmaya başladım. İlk önce dünya keşfetti. Sürdürülebilirlik diye bir şey var. Nesneleri bir ham madde olarak kullanan bir sanatçı var ve doğa dostu fikirlere de ilham veriyor. Çünkü oraya gelen bir pazarlamacı, bir mühendis, ya bu atık dediğimiz şeyden bu kadar estetik bir dil oluşturulmuşsa ben ne yapabilirim? Aslında bu nesnenin ömrü henüz tükenmemiş, neye dönüşebilir fikrinin inşası 20.000 ile 80.000 izleyici kitlesiyle ulaşmaya başladı. Benim hedefimde şöyle bir durum daha vardı. Herkesin tek dediği şey, ben sanattan anlamam. Öyle bir şey yok. Biz Göbeklitepe'den beri kendimizi var etmek için mağaralara resim çizdik, totemlerde kullandık, dini figürlerde kullandık, takılarımızda, çanaklarımızda, çömleklerimizde her zaman sanatın dilini kullandık. Sanat böyle kavramsal kelimeler yığını değil. Biz günlük yaşantımızın içerisinde seçtiğimiz küpeye kadar, tavrımıza kadar sanatsal bir ifade kullanıyoruz. Sanat böyle tanımlandığı gibi başka bir yapı değil. Sadece benim yapmaya çalıştığım, size ait çok net olan, her gün kullandığınız, attığınız nesnelerle başka bir bakış açısı sunmak. Zaten sanat dediğiniz şey de bakış açısı, vizyon diyeyim. Bugün vizyon kolejindeyiz. Bir vizyon sunmak. Ve daha sonra atık türlerim devam etmeye başladı. Etiketler, düğmeler, fermuarlar, halı kilim atıkları, çöp poşetleri, Ki çöp poşetleri biliyorsunuz ki inanılmaz bir deryaydı. Şu an mesela çöp poşeti bulamıyorum. Ve bulabilmek için markalara ya da mağazalara gittiğimde aha burada bir tane pembe çöp poşeti varmış deyip özellikle poşeti için aldığım durumlar yaratılmaya başladı. Bana mesela deseydiniz 2010'larda bu dünyanın hali ne olacak? Galiba batıyoruz, öldük, bittik yani ve bir süre sonra çöp deryasının içinde boğulacağız derken şu an mesela çöp poşeti bulamaz hale geldim. Bu benim için sevindirici. Demek ki aslında hem sürdürülebilirlik hakkında bir bilinçlenme ve hem de bunların aslında kullanımıyla ilgili farklı bir evreye doğru evrildik. Benim amacım sanatta ilk önce üreticilerle işim vardı. İlk önce dedim ki üreticilerin bu bakış açısını düzeltebilir miyiz? Zaten aynı anlamda, aynı dönemde Birleşmiş Milletler, normlar ve birçok uygulamalardan dolayı güneş enerji panelleri kullanması gerekiyor üreticilerin vesaire bir sürü yaptırımlarla birlikte aslında üreticiler sürdürülebilirlik noktasında bir noktaya geldi. Ama ikinci bir durum daha var. Markalar. Markalar direkt tüketiciye ulaşıyor. O zaman uzun bir süre üreticilerle birlikte sanat eserlerini gösterdikten sonra bundan sonraki adım markalar olmalı dedim. Çünkü markalar direkt tüketiciye ulaşacak ve tüketicilerin bilincinde bir değişiklik yaratacak. Bir kere tüketicinin talep etmesi gerekiyor. Ne kadar recycle? En azından sürdürülebilirlikle ilgili bir tanıma, ileri dönüşümle ilgili bir tanıma ve bir bilgiye sahip olması gerekiyor. O zaman da dedim ki sıra markalarda. Ve sanatla aslında markaları birleştiren ve bunlarla ortak projeler yapan da yine ilk sanatçılardan biriyim. Evet, ne olması gerekiyor? Mağazalarda bulunmamız gerekiyor. Onlarla proje üretelim. Eski kıyafetlerinizi getirin, onları ham madde olarak ipliğe dönüştürelim ve bir sanat eseriyle karşılaşım projeleri. Ya da işte hastane atıkları. Hastanelere baktığınız zaman bütün o plastikler, şırınga kapakları vesaire zaten %80-%90 oranında geri dönüştürülüyor. Bakın sanat eserine de dönüşebiliyor gibi daha fazla tüketicinin talep edeceği ve sürdürülebilirlikle ilgili ürünlere doğru yönelmesi ve tüketicinin üreticiyi zorlaması gerektiği hikayeyi yaratmak lazım. Bu noktada sanatı biraz daha markalara doğru aslında bir virüs gibi bulaştırdım. Daha sonrasında atık türlerinin nelere dönüşebileceğiyle ilgili eser çeşitliliğine de devam ettim. Plastik pet şişe kapakları. Okullara gidiyorum. Evet, biz işte ne yapabiliriz sürdürülebilirlik hakkında? İlla sanat eseri yapmak zorunda değilsiniz. Öğrencilere diyorum dilekçe yazın, okulunuza gidin, bir tane sebil koydurun, bu plastik pet şişe kullanımını sıfıra indirelim. Buradan başlayabilirsiniz hikayeye. Daha sonrasında kişisel yapınıza göre ya da isteklerinize göre ya da fikirlerinize göre yeni fikirler inşa edebilirsiniz. Size demek istediğim şey şu, illa hepimiz sanat eseri yapmak zorunda değiliz. Ama herkes kendi alanında, pazarlamacısıysa, öğretmense, ev hanımıysa nasıl katkıda sağlayabilir ve nasıl bir hikaye yaratabilir ve daha az nasıl zarar verebilir noktasına taşıyabilmek aslında eserlerimdeki ana hedef. Kablo atıkları, elektronik devre atıkları, yine aynı şekilde kablo, ilaç atıkları, karton atıkları. Bunlar mesela A4 fotokopi kağıtları. Bir ara çok fazla kağıt kullanımı vardı biliyorsunuz okullardan tutun da bütün kurumlar sürekli bir fotokopi. Neyse ki şu an e-sisteme geçtik. Bu kağıt kullanımı aza inmeye başladı. Yine deterjan, şampuan, plastikleri kutuları, kumaş atıkları, döşemelik kumaş atıkları, deri atıkları, alüminyum içecek kutuları atıklarım. Bununla ilgili çok küçük bir hikaye var. Öncesinde aslında bundan 4-5 yıl öncesinde Maltepe sahile gittiğinizde iki poşet, siyah poşet aldığınızda sadece bir gecede dolu dolu materyal bulabiliyordunuz. Ama şu an bilinçlenmeyi görmek çok keyifli. Daha az atık var ve daha az alüminyum içecek kutuları var. Yine plastik kelepçeler, debit alışveriş kartları, ahşap kartela atıkları, gemilerin bıraktığı halat atıkları, şırınga, kan tüpleri, kapakları atıkları şeklinde giden atık türleri var. Sürdürülebilirlik aslında böyle çok zor bir hikaye değil. Herkes aslında sorunu kaynağında çözebilir. Acaba bir şeyleri almadan önce düşünmeli miyiz? Gerçekten buna ihtiyacımız var mı? Ya da aldığımız ürünleri ne kadar süre kullanacağız? Gibi sorunlar var. Evet, hepimiz insanız. Hepimiz üretmek zorundayız ve herkesin de ihtiyaçları var. Ama daha az, daha kaliteli, daha nitelikli olursa insanın ruhuna daha fazla zaman kalır. Ve insanın ruhunu keşfetmesi demek daha güzel bir dünya oluşturmak demek. Bu noktada sürdürülebilir yaşam aslında çok zor bir durum değil. Şu an Ataşehir'de sürdürülebilir sanat evim var. Yine bir bina, 4 katlı gecekondu olan bir yapıyı aldım, dönüştürdüm. Hemen müteahhitlerimiz, mimarlarımız buraya 6 katlı büyük bir plaza yapılabilir, 4 katını kiraya verirsin, 2 katını da atölye yaparsın gibi böyle bir teklifle geldiler. Yeteri kadar. Bence yaşamın ana mottosu bu. Yeteri kadar. Yani bana 4 tane daha farklı kiranın gelmesi benim yaşam kalitemi daha iyi hale getirmeyecek. Ben ne yaptım? Bu 4 tane daireyi birleştirdim, bir sanat evi yaptım, güneş enerji panelleri koydum, kendi elektriğini karşılıyor, damlama su sistemleriyle organik tarım yapıyorum terasımda, 2 katlı bir bina bu. Ve yine yağmur sularını toplayan sistemim var. Yağmur suyunu gündelik tüketim alanlarında kullanıyorum. Yine ısıtma sistemleri ve yalıtımla 70 metrekarelik bir evi ısıttığım kadar ücret ödeyerek 500 metrekarelik alanı yapıyorum. Yani sürdürülebilir yaşam çok zor değil. Herkesi sürdürülebilir bir yaşama davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.